Bu bölümde yine Kırgızistan'dayız. Kırgızistan'da Karahanlılar Devleti'ne başkentlik yapmış olan Balasagun'a gideceğiz. Balasagun Türk tarihi için çok önemlidir. Kaşgarlı Mahmut'un ve Yusuf Has Hacib'in doğduğu yerdir. Bugün buraya Kırgız Türkleri Burana demektedir ki Burana Türkiye Türkçesinde minare anlamına gelir. Isık Göl kenarındaki Bökenbayev köyünden ayrılıyoruz. Şimdi Burana'ya gideceğiz. Orada balbalları göreceğiz ve Burana Kulesi'ni yani minareyi göreceğiz. Karahanlılar döneminden kalma. Yolda bir yerde yemek yiyip daha sonra Bişkek'e geçeceğiz. Bugün Bişkek'te kalıyoruz. Bir gün sonra da Çolpanata tarafına geçeceğiz. Tarihi Balasagun kentini içinde barındıran Tokmok kentine giriyoruz. Tokmok sözcüğünün Türkiye Türkçesindeki karşılığı ise tokmaktır. Evet, burası Kırgızistan'dan Tokmok'tan çıkınca Kazakistan sınırına giriyoruz. Şu anda Kazakistan'dan tekrar çıktık, tekrar Kırgızistan'a geldik. Burada bir nehir ikiye bölüyor. İki ülke Kazakistan'ı ve Kırgızistan'ı. Tam sınır noktasından giden bir karayolundayız. Sağımız 10 metre ötemiz şu an Kazakistan, şu an Kırgızistan'dayız. Tırlar falan bekliyordu orada. Araçlarımızda benzin aldılar. Kazakistan'da benzin ucuz olduğu içinmiş. Kırgızistan'da radarlar ilginç. Şimdi size onları göstereceğim. İleride radar var. Gelen araçlar selektör yapıyor Türkiye'de olduğu gibi. Tokmok'tan çıktıktan sonra kısa bir yolculukla Balasagun'a ulaşıyoruz. Balasagun, Kırgızistan'ın Tokmok iline bağlı Isık Göl'ün güneyinde tarihi bir başkenttir. Görmüş olduğunuz sarı alan Balasagun kentinin devlet merkezidir. Bu kent merkezinin etrafı vaktiyle kerpiç surlarla çevriliymiş. Ancak tarih boyunca yağan yağmurlar neticesinde bu kerpiç duvarlar eriyerek yerinde sadece bir tümsek bırakmış. Karşıda görünen ince uzun yapı Burana yani minare yapısıdır. Onun hemen yanı başındaki sarımtırak toprak yığıntısı ise Balasagun Sarayı'nın kalıntılarıdır. Tıpkı Balasagun'un surları gibi bu saray da kerpiçten olduğu için sarayın olduğu yerde şu anda sadece bir toprak tümsek bulunmaktadır. Dünyada bugüne kadar var olmuş olan bütün medeniyetler kendi coğrafyalarındaki doğal malzemeyi kullanarak kendi kültürlerini oluşturdular. Orta Asya bozkırlarında bizim kısmetimize de toprak düştü. Latince ünlü bir söz vardır. Tarihe not düşmek isterseniz bunu kayalara işleyiniz. Bir zamanların görkemli toprak sarayları yok olup gitmiş, ancak Türklerin taşlara düşmüş olduğu notlar zamanın tanığı olarak yaşamlarını sürdürmüştür. Balasagun tarihi kentindeki petroglif kayaları ve mezar taşları yani balballar yakın bölgelerden bu bölgeye taşınarak toplanmıştır. Bu mezar taşları ve petrogliflerle ilgili birçok bilgiyi daha önceki bölümlerde vermiştim. Bu nedenle aynı konuları tekrar etmiyorum. Türk dilinin ve Türk tarihinin ölümsüz eseri olan Divan-ı Lügat-ı Türk'ün yazarı Kaşgarlı Mahmut burada doğmuştur. Kaşgarlı Mahmut adından da anlaşılacağı üzere Kaşgar'da yaşamıştır. Bu yüzden onun hep Kaşgarlı olduğu düşünülse de onun asıl doğum yeri Balasagun'dur. Türk dili ve tarihi açısından Balasagun'dan geçen tek önemli kişi Kaşgarlı Mahmut değildir. Onlardan biri de Yusuf Has Hacib'dir. Tarihimizin en önemli eserlerinden biri olan Kutadgu Biliği yazmıştır. (Gülüyor)
Burada sizi çok ilginç bir mezar taşına götüreceğiz. İslam öncesi dönemlerde yapılmış olan bu mezar taşlarında insanlar elinde ant kadehi tutarlar. Kadehin içinde kımıl, şarap ya da ab-ı hayat dediğimiz yaşam suyu vardır. İslami dönemde bu mezar taşının kafasına takke çizilmiştir. Get out of my misery.